Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, akşam yemeği için Turan Usta'ya geldik. Şöyle Samsun'da olanlar Turan Usta'yı bilirler. Çok meşhur bir, ne diyeyim, çok meşhur bir pideci. Ve bizim kaldığımız yer hemen şurası. Bu benzin istasyonunda kalıyoruz. Buranın üst katında yer bulamamıştık demiştim. Kız kardeşimin evi, orada kalıyoruz. Ondan sonra yemeği de burada dedik yiyelim. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşiniz yemek hazırlamadı mı? Kardeşim yok. Kardeşim bu evi sadece yazlık gibi kullanıyor. Yani öyle çok nadir geliyorlar. Senede bir kere, iki kere ya geliyorlar ya gelmiyorlar. Benzin istasyonları biraz normalde şey olur, tenha oluyor. Ama burası iyi, yani nasıl diyeyim, altında A101 var. Ondan sonra burada çok sürekli herkesin gidip geldiği bir işte şey var, lokanta var. Sonra yani sürekli de böyle gelip geçilen bir yer. Eğer yolunuz düşerse Kadoy petrol ofisi arkadaşlar, uğrarsınız, benzininizi alırsınız. Şimdi biz Turan Usta'ya geçelim. Tabii kızlarıma yemek yedirmeye götürüyorum oraya. Eşim diyette, o yemişti bir şeyler, biz Sinop'ta yedik. Ay arkadaşlar, bakar mısınız? Mis gibi leylak kokuyor arkadaşlar, çok severim. Benim liseyi okuduğum yerlerde çok güzel leylaklar vardı. Daha önce de kız kardeşime gelmiştim ama Turan Usta'dan bir şeyler söyledik, eve getirdiler. Ben girişinin bu kadar kolay olduğunu, ondan sonra böyle girildiğini falan bilmiyordum. Ben size tekrar çıkışta çekerim. İç kısmı da. Misal yemekler için en yoğun yerden biriymiş. Böyle. Evet. Ha, bakın. Şöyle gazete haberleri var. Yöresel yemekler için Türkiye'nin en iyi 10 adresinden birisi burasıymış arkadaşlar. Ben diyorum ya, daha önce biz burada yemek söyledik. Eve geldi. Ev yakın olduğu için hemen kapı kapıyalar. Ama kendimiz gelmemiştik. Şimdi biz menüye bir bakalım. Ondan sonra kızlar bakıyorlar. Oraya bakıyorlar. Oo, ayran. Arkadaşlar, ayran. Arkadaşlar, şöyle ben size baştan göstereyim. Gelirseniz eğer Samsun'a mutlaka uğrayın. Şöyle kapalı pide var. Kapalı pide istemiyorum. Kapalı pide, benim kapalı pidelere bir şeyim var. Açık pide istiyorum. Fiyat da arkadaşlar gayet iyi. Bizim çünkü bir de serpme kahvaltı arkadaşlar 150 liraymış. Serpme kahvaltı çok iyi. Niye? Tek kişi 60, serpme 150. Sabah kahvaltıyı da gelir, burada yaparız. Çok iyi. Oo, göçmen mantısı var arkadaşlar. Göçmen mantısı 50 lira. O da uygun. Ben sanki buranın tanıtımına gelmişim gibi, böyle gibi oldu ama değil arkadaşlar. Ben hem kaldığımız yeri göstereyim hem de bugün çok yere girdik çıktık. Ortam olmadı. Burası baktım şu anda sakin. Tam dedim çekeyim. Hem bugünden konuşalım. Bu arada arkadaşlar, ben akşama videoyu açtım ama yani Sinop'tan şöyle oldu. Sinop nasıldı? Beklentilerimin çok çok altındaydı. Ayran da alırız.
Beklentilerimin çok çok altındaydı. Çok fazla yer gezdiğimiz için herhalde ben bilmiyorum. Çok daha süper bir yer bekliyordum açıkçası. Maalesef öyle süper bir yer değildi arkadaşlar. Yani Sinoplu olan arkadaşlar varsa hani bundan şey yapmasınlar. Çok güzel, nasıl söyleyeyim, otellerin içi çok güzel arkadaşlar. Çok pahalı, yer yok. Yer yok yani. Ama belediye hiç hizmet etmemiş halkına. Yollar yapılacak, kaldırımlar yapılacak. Ondan sonra nerede yürüyeceksin? Bir böyle aile çay bahçesi gibi müsait yerler yok. Hiç beğenmedim. Arkadaşlar sabah için serpme kahvaltıyı burada yaparız. Allah izin verirse. Ondan sonra da Turan Usta'nın haberi olmadan Turan Usta'nın bu şekilde Samsun Bahra'da tanıtımını yapmış oldum. Kendilerinin hiç de haberleri yok. Böyle. Sonra eve geçince de çekerim ben sizi. Şimdi arkadaşlar yemeğimizi yedik. Biraz fazla oturduk. Çünkü Atakum'da akşamdan sahile inersek indik. İnmezsek yapacağımız başka bir faaliyet yok. O yüzden biraz dedik geçinelim. Çünkü hemen şurada çıktık mı kalacağımız yere geçiyoruz. Burası Turan Usta. Burası da. Tamam geldim. Babası evdeymiş, biz gidiyoruz diyor. Burası da kaldığımız yer arkadaşlar. İşte kız kardeşimin, söylemiştim, yazlık olarak bıraktığı eşyaları falan açtık. İşte ne kadar kalacağız belli değil. Bakacağız. Böyle buraları size göstermek istedim. Mutlaka uğrayın ama. Gerçekten harika ve fiyat olarak da İstanbul'larda her şey çok pahalı olduğu için bana buralar uygun geliyor. Belki yani bilmiyorum, bu yörenin insanına göre belki pahalıdır ama bana uygun geliyor. Yani bakalım.